Hocam özellikle menkıbelerde anlatılır. Kayyi mekan konusu vardır. Sürekli bununla ilgili bir takım önemli hususlar konuşulur. Bana da çok soru geliyor. Bununla ilgili ki istihbarat ne diyor? Hocam peki tayyi mekan yapabilme gücüne sahip bir kimse, bu gücü sahip olmayan başka insanlar kendi beraberinde tayyi mekan yaptırabilir mi? Tayyi mekan yapabilmenin de diyorlar sırrı böyle muazzam bir gücü, yani bu tayyi mekan gücünü, muazzam bir ilmi Mehdi Aleyhisselam kullanabilecek mi? Bir... bir dakika, yalnız diyorlar, bir şeyi çok aradılar, bulamadılar diyorlar. Değil mi? Şey bir dakika, ee, değişik bir bilgi geliyor. Sevgili dostlar merhabalar. Ben tarihçi yazar Koray Kamacı. Yine çok önemli bir video analizde karşınızdayız. Sevgili İsmail Ernur Yılmaz hocamla videomuzun ikinci bölümünde birlikteyiz. İlk bölümde Elon Musk'ın bu Neuralink projesi, çip projesini konuşmuştuk. Çok çok önemli metafizik istihbarat ne diyor onları sorduk hocam Hocam da sağ olsun çok güzel bir şekilde dile getirdi. İkinci videomuzda da inşallah Tayyi Mekan konusunu işleyeceğiz. Bak çok soru geliyor hocam bununla ilgili. Evet. Kişisel olarak da bana çok geliyor kayı mekan işte yapılır nasıl yapılır astral seyahattan farkları falan bunları konuşacağız. Ama önce bir duyurumuz var. E hocam 9 Mart değil mi? 9 İnşallah. Martesi. Ramazan ayından önceki son evet, gezimiz olacak. İnşallah Ayasofya ve yere Batan birlikte yapmamız çok talep geldi. Gerek bir önceki gezimize, sanatçı gezimize katılanlar gerek Ayasofya'ya katılanlar diler ikisini niye bir yapmıyorsunuz? E hocam Medusa hakkında çok güzel bilgiler verdin yani o Evet de, de e, yine hocalarım da biz de mübarekler de hani istişare yaptık. Tamam dedik. Zor olacak, ağır olacak. Çünkü iki size çok metafizik yoğun yerler. Zaten gelenlere göre değişiyor değil mi bilgiler? Tabii ki. Mesela Ayasofya gezilerimize iki defa, üç defa, üst üste gelenler diyor ki her defasında yeni bir şey öğreniyoruz diyor. Yani Gelen kişiye göre de tabii bir ki kişisi, bilgileri değil. Aynen, talebe göre. Evet. Değiş. Talebe göre. İnşallah 9 Mart cumartesi günü Manolyo Tur önderliğinde orada bakın biz konuşurken afişte veriliyor. Oradaki irtibat numarasını arayarak gerekli bilgileri alabilirsiniz. 9 Mart cumartesi Ayasofya ve Yerebatan Sarnıcı gezimiz. İnşallah Orta Doğu ve Balkanların en önemli rehberi, sevgili dostumuz, arkadaşımız Zeki Bey önderliğinde bunu yapacağız. Zeki abi de bugün kamera arkasında bize destek veriyor. Zeki abi yeni bilgiler var herhalde değil mi? Onları da ileteceğiz inşallah. Hocam tayyi mekandan direkt başlayalım. Evet. Hocam özellikle menkıbelerde anlatılır, tayyi mekan konusu vardır, sürekli bununla ilgili bir takım önemli hususlar konuşulur, bana da çok soru geliyor. Bununla ilgili metafizik istihbarat ne diyor? Bir ee, önden bilgi var. Birincisi tabii metafizik istihbarat için bu normal bir şey. Çünkü onlar bunu yapabiliyorlar. <laughs> e, yani, onlar etten kemik olmadıkları için, hava ve ateş varlıkları oldukları için evet. bir yerden bir yere gerek yer üzerinde gerekse yerin üstünde yani havada gidebiliyorlar. Yani diyorlar ki tarih boyunca gerek Hazreti Muhammed'in inzalinden evvel de yani eski ümmetlerde de bu vardı diyorlar. Yani her insan yapamazdı ancak yapılabilirdi. Zaten yani tay uçmak demekmiş galiba. İnsanın normal fiziksel şartların üstüne geçerek olmak istediği yere arkadaşlar ekstra hani bir fenli bir cihaz takmadan da şimdi bugün o keramet fenle verilmiş. Uçakla veya değişik hava araçlarıyla gidilebiliyor veya kara araçlarıyla. Ama o zamanlarda insanlar yapabiliyorlarmış yani. Bulduğu noktadan ulaşmak istediği fark daha uzaktaki bir noktaya daha kısa zaman aralığında varabiliyorlarmış. Yani tay mekan olayı metafizik sıfat doğruluyor. Var. Astral seyahatten farkı ne hocam? Şimdi astral seyahatte hani o videomuzu izleyen arkadaşlar bilirler. Ana cismimiz bir yerde sabit kalıyor. Ama ruhani enerjimiz astral seyahat yapabiliyordu. Yani ana cesede bağlı olaraktan. Evet. Ama burada ana ceset de maddi formundan bununla beraber direkt gidebiliyor. Tabii ki o bir teknik kısmı tam daha değişik olabilir. Form değiştir olabiliriz yani şey evet. olarak. Ama nedir? Bir insanın normal fiziksel şartların üstüne çıkaraktan bulunduğu noktadan daha uzaktaki mekanlara ulaşabilmesi olayıdır tay mekan. Bu anlamda önemli. Evet. Hocam peki insanlar nasıl böyle bir güce sahip olabiliyor? Yani bunu da bir metafizik istihbaratı soralım. Yani bu gücü nasıl sağlıyorlar? Nasıl elde etmemiz lazım? Tabii ki nasıl ki bir araba bir çocuğuna eline verilmez değil mi? Evet. Önce bir eğitim, eğitimden geçmesi lazım. Yani onu kullanmayı öğrenmesi lazım. Kendine veya başka insanlara çevreye zarar vermemesi lazım. Tabii ki tayyi mekan yapan, yapabilen insanlar da belli bir eğitim süzgecinden geçerek bu nimete kavuşmuşlar. Yani kendi, hiçbir, kendi başına biten ağacın meyvesi olmaz arkadaşlar. Bir ustanın eline törpülenmesi lazım. insanın evet. İnsanın bile. Ve bunu yap, zaman Bu tayyi mekanı da insan gezmek, seyahat etmek, Aa şurada ne varmış, şurada bir elma koparayım geleyim manası yapmazlarmış. Şey yok canım, yani dar. sonuçta... Ya kutsal topraklara gelir. Evet. Namazın orakları gelir. Şey için yani sonuçta bu insanlar kendilerini Allah yoluna adamış. Sonuçta hepimiz Allah'ı razı etmekle mükellefiz. İşte o insanlar da Allah'ı Teala'yı razı etmek hususunda öyle ileri gitmişler ki Cenab-ı Allah onların bizlerden daha farklı sorumluluklar yüklemiş. Ve onların bu sorumlulukları, bu görev yükünün ağırlığını kolaylaştırmak adına da onlara tayyi mekanın yollarını açmış. Dediğimiz gibi usul elinde öğrenerekten bunu yapabilmişler. Ama günümüzde bu iş fenle de devredilmiş. Yani fen ilmi bunu yapabiliyor. Bu şekilde var yani. Hocam bu şey gibi ya böyle sanki kısa süreli ve kısa menzilli bir boyut kapısından geçme gibi. gibi. Yani ben buradayken bir anda mesela İçeri gireceğim hop Ayasofya'da direkt ge geçebiliyorum yani. Evet Ay, hani hatta Ayasofya gezimizi anlatmıştınız ya. Ayasofya fethi olurken papazların geçtiği bir kapı var. Sonra tekrar evet. hatta evet. giderken demişler biz yine buradan gireceğiz. Evet. Gelemesine diye kapı örülmüş. <laughs> o kapıyı gösterdi. Ve kapatıldı sonradan. Evet. evet. Yani bunun arkam, gibi. Kapattırdı. İlginç. Hocam peki tayyi mekan yapabilme gücüne sahip bir kimse bu gücü sahip olmayan başka insanlar kendi beraberinde tayyi mekan yaptırabilir mi? Mesela sizin tayyi mekan gücünüz var. Beni alıp, beni de alıp götürebilir misiniz? Şimdi önce benim öyle bir gücüm yok. <laughs> yok, bir <misal sen? gülüyor> saniye. Yani. Bazen arkadaşlar, hani, bir söz vardır. Şeyh uçmaz, mürit uçurur diye. Evet. Bizden çok farklı taleplerde bulunan izleyicilerimiz oluyor. Hani evet, Sonuçta biz aslında. de evet. sizler gibi insanlarız yani. Şey değil, evet diyorlar. Yani bu mümkün diyorlar. Çünkü Cenab-ı Allah hani şöyle buyurmuş. Ben dostumu elinden tutan gibi, yani, bu ayet falan değil de hani dostumun elinden tuttuğunu yakmayız gibi bir kavli varmış. Allah dostunun tuttuğunu da Allah destekler. O yüzden de Cenab-ı Allah o yolda buna müsaade vermiş. Ve hatta diyorlar ki bakın en çok nerede kullanıldı biliyor musun diyor. İnsanları kurtarmada. Hani bazen çok sıkıştığımız mesela gemi batar veya işte kazalarda biliyorsunuz depremlerde bakın evet. bir fırsat eğitimi oldu bu yine. Diyorlar ki bu iş en çok yani tayyi mekan işi en hızlı arkadaşlar insan kurtarmada kullanmışlar. Mesela okyanusta gemi batıyor. Allah'a dua ediyor. Cenab-ı Allah o işitiyor ama onu kurtarma görevini Tayyip Mekan gücü vermiş olduğu bir kula hissettirdiği, haberdar ettiği zaman o gidip kurtarı gelirmiş. Hatta bunun tarihte birçok örneğini yerde bulabilirsiniz diyorlar. Bir yerde bir insan ders anlatırken bir dakika diyormuş bir kapıdan geçiyormuş, sırılsıklam geliyormuş. Ha, evet, ya üstü başı perişan hale geliyormuş. Sanki bir aslanlarla içine Amşe girmiş. Için de hocam öyle. Üstü başı toprak içinde şey yaparken. <laughs> en çok diyorlar, ya gene, hani demin dedi ki Allah'ı razı etmek. Demek ki insan canını kurtarmak bu kadar kutsal ve Allahu Teala razı edebilen bir nimet. İnşallah Cenab-ı Allah özellikle şu anda Gazze'de kurtulan emekten binlerce kardeşimiz var. Rabbim onları kurtuluşlarına da vesile kılsın. inşallah Cenab i̇nşallah Cenab-ı Allah acısını onların o dertlerinden kurtarsın. İnşallah hocam. Hocam yeri gelmişken şunu da bir Soralım hocam. Rahmetli Piri Reis. Çok büyük denizci. Osmanlı evet. denizcisi değil mi? Şey bir dakika. Pir değişik bir bilgi geliyor. Ha Bazen değerli kardeşlerimiz değişik şeyler de söylüyor. Bak diyor sen çok güzel şey anlatıyorsun ama bunu diyorlar bu işleri şeytani kullanan insanlar da öğrenmiş oluyorlar diyorlar. Bakın. E, bize, ki. Hayır, zaten bize bu iş hani sizler için geliyorsa bu bilgi bir süzgeçten bir kapıdan geçerek geliyor. Zaten e, hocamın dediği gibi bu güçleri herkes kullanamaz. Hele hele yani mesela nasıl ki devletin silahını kötülükte kullanmazsa daha ağır olur. Böyle şeyler denemeye özür eden insanlar da çok çabuk cezalandırılır arkadaşlar. Bize geliyorsa bu yani biz size bunu ulaştırabiliyorsak bu izin verildiği için, nasip edildiği için geliyor. Şimdi bakın diyor ki her yine diyorlar cevap Kur'an'da diyorlar. Yani, Tayyi mekan yapabilmenin de diyorlar sırrı Kur'an'dadır. Kur'an-ı Kerim'in her harfinin meleği vardır, gücü vardır, manevi bir nuru vardır diyorlar. Ve diyorlar ki bakın şöyle bir şey söylüyor. Her insanın da yani kaç milyar insan varsa her birinin ayrı besmelesi olur diyorlar. Hani Kur'an-ı Kerim'de besmele Bismillahirrahmanirrahim diye geçer ya. Evet. Mesela diyor ki hani Süleyman Aleyhisselam okuduğu besmele farklıydı. Musa Aleyhisselam okuduğu besmele farklıydı. Muhammed Aleyhisselam okuduğu besmele farklıydı diyorlar. İşte bunun gibi diyorlar her kimsenin bir besmelesi vardır diyorlar. Ve bakın besmeleleri inceleyin diyorlar. Besmele yazılarını inceleyin diyorlar. Bu da fırsat eğitimi oldu hocam. Fırsat eğitimi. Allah izin verdiği için bakın arkadaşlar bunu söyleyebiliyoruz. Besmelelerin şeklini diyorlar farklı açılan bakın diyorlar. Anahtara benzeteceksiniz diyorlar. Bakın Besmele aynı zamanda bir anahtar gibiymiş. Nur'dan bir anahtar. Her insanın farklı Besmele'si varmış. Yani yeni yere girerken Besmele çekiyoruz, camiye girerken Besmele çekiyoruz, bir işe başlarken Besmele çekiyoruz. Şimdi bir Kur'an, Kur'an'ın bize öğrettiği Besmele, evet okuyabiliyoruz, okumakta zorundayız. Aynı zamanda her insanın özel bir Besmele'si varmış. Ona nasıl öğrendecek? Diyorlar ki ya yani gene bunu yani şu anda bunu öğretecek Adem oğlu kalmadı diyorlar. Hani demek ki eski zamanlarda böyle öğretiliyordu. Ama hani bilelim diye söylüyorlar. Arkadaşlar 19 harf. Her mesela Kur'an-ı Kerim harf sayısı bilmiyorum 20 milyar mıydı tam ezberimde değil. Her o yani oradaki 19 harf yani şimdi mesela atıyorum bir, bir surede bu harfi belki 25 kere geçiyor. Yani ama her biri farklı kombinasyon. Yani her insanın diyorlar Kur'an-ı Kerim'de 19 harfi var. Yani o da onun besmelesi oluşturuyor diyorlar. Ama onu da ha, hatta yok. bakın diyorlar ki niye mesela duanız kabul olsun diye hatim okuyun demişler. Mesela derler ki Kur'an-ı Kerim bir kere hatmeden insan isma azamı okumuş olur ve duası kabul olur diyorlar. Çünkü 19 sayfa okumuş oluyorsunuz. onda okumuş oluyorsunuz. Ha, garanti Gerçekten olmuş gibi. oluyor ama bilmiyorsun. Tabii ki bunu Cenab-ı Allah'ın bildirdiği nasip ettiği kimse öğrenebilir. Ha bunu öğrenirse ne yapar? Tabii ki daha hızlı kullanabilir. Yani evet. bir sonuçta bir dua yapmak için şey, hatim etmek yani bir saatte olmuyor biliyorsunuz. Tabii canım. Bazı şeyleri daha çabuk yapabilir. Bu önemli hocam. Yani bilgi, bir biz etmiyor. de bilmiyorduk. Geldi fırsat paylaştık ettim. arkadaşlar. Evet. Devam edeyim. Peki. Bir bu şeyi Piri Reis'i soracağım ben sana da hocam. Farklı bir deniz. Sadece böyle yani Turgut Reis, Piri Reis, Barbaros Hayrettin Paşa. Hepsi Osmanlı'nın çok önemli denizcileri ama Piyale Paşa. Piri Reis çok ayrı. Haritası ayrı bir gizem. Onu çok soruyorlar. Bir gün onu da söyleriz. Yavuz Selim Doğu Seferi'ne çıkarken Doğu tarafındaki haritanın kayıp olduğu söyleniyor. Topkapı Sarayı'nda bir kısmı bulunuyor falan onlara girmeyeceğim ama Piri Reis mekanı yapabiliyorum. E, onun böyle bir gücü yoktu ama çok imanlı bir insandı. Tüm dünyayı görebilmek için Allah'a dua etti diyorlar. Bu haritasından dolayı herhalde. Ve demin bahsettiğimiz konu oldu diyorlar. Evet. Bu işe kamil ruhsatlı birisi geldi elinden tuttu. Ona tüm cihanı gezdirdi diyorlar. Evet. Ve o haritayı bu şekilde yapabilir diyorlar gördüklerini, gördüklerini, şey gördüklerini yani. hafızası da iyidir diyorlar. Yaz bir şey söylüyor. Sadece soru çözmüş oluyoruz aslında böyle. Diyor ki öldürülmesi de diyorlar elin bir olaydı. Evet, idam edilmesi bak şunu söylüyor. Buna film misi, şey, filmlerden örnek veriyorlar. Da varisi dizisi var ya meşhur. Hep evet, işte. <gülüyor> <gülüyor> ya belki daha kolay anlamamız adına söylüyorlar. Evet. Veya çağrışım yapabiliyor. Çünkü çok izlediğimiz için. Polat Alemler karakterinin ihtiyarlarla tanış, aksakallarla tanışma sahnesi vardı. Orada bir şey anlatıyordu. Diyordu ki Fatih Sultan Mehmet'i zehirleyenler Mustafa Kemal'in ölümünü hızlandırdılar diye. Evet. Diyorlar ki işte Piri Reis'in de ipini onlar çektiler diyorlar. E sebebi diyorlar Piri Reis çok devlete çok büyük bir güç kazandıracaktı diyorlar ama onlar bir iki ufak yenilgiyi bahane ederek Portekizler şimdi olarak. önünü kesmek istediler diyor. Çünkü onlara da dışarıdan bir takım talimatlar geliyorlardı. Osmanlı Devleti'nin belli bir çapta tutulması evet. görev verilmişti onlara. O yüzden Piri Reis'in anahtar olacağı İşlere olmama anahtar olamamasın diye onu da bir şekilde ayağına kaydırdılar İdam diyorlar İdam ettirdiler. Aa, bir şey daha söylüyor bir dakika yalnız diyorlar bir şeyi çok aradılar bulamadılar diyorlar. Hani piriliği e, öldürdükten sonra ele geçirebilecekleri düşündükleri bir şey bir varmış. Orası. Haritanın bir kısmı kayıp hocam. Yani harita mı bilmiyorum da kırılmış bürülmüş bir şey var bir deriye sonra bir atlas gibi bir şeye sarılmış. Harita olabilir. Ve şeyli mühürlü. yani metlizik var içine giremiyor ama görebiliyor diyorlar ki Trakya taraflarında bir yerde gizli o şu an diyorlar. Trakya taraflarında. Tokkabı Sarayı falan buralarda değil. Değil. Harika Demek ki korunmak amacıyla belki kaçırıldı. Ee, yani ne, onlardan. yakın yerde Trakya zaten. Edir Trakya Edirne Edirne mi? O kadar uzak değil diyorlar. Silivri tarafları diyorlar. Edirle, yani, he, yakın yani Silivri geçmiyor diyorlar. Orada diyorlar saklı bir şekilde bekliyor diyorlar. İlginç hocam bu bilgi. Allah e, rahmet eylesin belki bir bakta rahmet bekliyordur dua edelim inşallah ruhu için devletine milletine çok de çok hizmetler yapmış. Kesinlikle. Büyük ha, kahramanların akıbetleri tabii farklı olabiliyor. İnşallah yine şehit olarakmiş olsun evet. Allah evet. bilir tabii ki doğrusunu Hı. ama dediğiniz gibi zaman ötesinde işler başarabilmiş. tarihe adını yazdırabilmiş bir insanmış. Evet. Allah kainatı rahmet eylesin Aynen. inşallah hocam son olarak şunu sormak istiyorum böyle muazzam bir gücü yani bu tarihi mekan gücünü evet. böyle muazzam bir gücü. Muazzam bir ilmi ne derseniz deyin Mehdi Aleyhisselam kullanabilecek tayyi mekan konusunda Mehdi Aleyhisselam bunu muhakkak ben kullanır diye düşünüyorum ama belki nasıl kullanır nasıl yapar hani metafizik istihbarat ne diyor buna ee, onu da bir merak ettik. Nasıl ki her şeyi bir insan tek başına yapamaz Mehdi Aleyhisselam'ın da yardımcıları olacak diyorlar evet. ve nasıl ki Süley Davutoğlu Süleyman Aleyhisselam'ın da yardımcıları var. onun 600 tane yardımcısı vardı her birinin farklı yetenekleri vardı. Hatta videomuzda bahsetmiştik. Bir tane ifit vardı. Kur'an'da da geçiyor. Amrat ismi. Baktığın zaman kafası gözükmüyordu. Dünya üzerinde gözünün gördüğü yere ayağını atabiliyordu. Evet. Hatta sabah Saba Melikesi Belkıs'ın tahtını ben sana daha yerine kalkmadan getiririm demiştir gibi. Ama öte yandan ama bu nimet kime başlanıldı? Asaf bin Berhya isimli insan vezirini, insan yardımcılarından birini. Niye? O da ismi azamı biliyor, duasını biliyordu. Kitaba bakarak, dua okuyarak onu daha gözü açıp kapıya minceye kadar getirmişti. İşte diyorlar Mehdi Aleyhisselam'ın da yardımcıları olacak. Bunlardan en az bir tanesi de diyorlar cenab Allah bu gücü lütfetmiş olacak diyorlar. Hayırlı ama bekağı. tabii ki bunu ne şekilde nasıl kullanır? Onlar biz de mübareklerle muvaffak olamazlar. Hani tabii ki zaten hep Mehti anlatıyoruz ya. Mehdi Aleyhisselam'ın kendisi kullanacak ama değil mi? Yani işleri yaparken kullanacak evet, diyorlar. Kullanacak. Ama bir yardımcısı olacak evet. bu konuda. Elbette. Bak neyse de oraları yani inşallah ha, bir de şimdi uyarıyorlar diyorlar ki biz hatta Zeki Hocam da şahit oldu. Bazı artık değil mi, fazla hani bir şeyler kayna kaptıran arkadaşlarımız, izleyicilerimiz hani hocama dolaşıyorlar, bana dolaşıyorlar. işte Mehdi benim falan filan gibisinden. Şimdi deniz ya diyor Mehdi'nin yardımcıları olacak diye. Şimdi de yardımcıyla tanışacaksınız. Yani kendini yardımcıyla sanan insanlarla tanışacaksınız diyorlar. Mehdi'nin yardımcısıyım diye ordusundaki bir kişiyim falan diye. Yani inşallah yani inşallah hani tabii ki herkese saygımız var. İnşallah hani öyle insanlar yurumuzdan çıkar ama öyleyse hani bize gelmemiz gerekmiyor çünkü biz de kendimizi şu an tanımıyoruz. Evet, gerçek Mehdi'yi bulun. Evet, gerçek <laughs> e, gitmez <laughs> gerek kişi inşallah ulaşır. <laughs> Sonra Hocam var mı son sözlerin? Yavaş yavaş ee, kapatalım. Son bir, yine bir 3 aylardayız. Cenabı Allah biraz hayat Allah. pahalılığı var. İnşallah Cenabı Allah sofralarınızdan e, nimetlerini nimetleri eksiltmesin. Amin inşallah. Çocuklarınızın üstünden, başından, giysisinden, kitabından, ders kitapları mahrum ettirmesin. Cenab-ı Allah halinize huzur versin. Sizleri güvenli emniyete kılsın inşallah. Amin inşallah. Allah razı olsun. Allah. Sevgili inşallah. dostlar bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Videomuzu beğenip paylaşmayı unutmayın. İnşallah 9 Mart Cumartesi günü Ayasofya ve Yerebatan Sarnıcı gezimize sizlere de inşallah gelen dostları da bekliyoruz. Ramazandan önce böyle güzel bir gezi yapalım dedik. Her ay yapıyoruz. Bu ayda Mart ayında da Mart ayının başında yapalım dedik. İnşallah faydalı olur. Amin inşallah. Bunu da söyleyelim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.